Huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Önlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi din kitaplarında mesela mal kötüleniyor. Dünya malı deniyor. İşte mal kimseye yar olmaz deniyor. Efendim işte mal biriktirmek için veya mal sahibi olabilmek için insanların vermiş olduğu mücadeleler falan da insanı işte dinden, ibadetten falan da uzaklaştırıyor neticede. Şimdi din kitaplarında kötülenen bu malın, çok malın kötülenmesinin sebebi nedir? Yani malın çok olması mıdır? Çok olunca mı kötüdür yoksa başka bir sebep mi vardır? Şimdi beyit var da siz soruyu sorarken o hatırıma geldi. Onun için gülmeye başladım. Yani Anadolu'da da o işte nenemler emsallerinden falan da ezberlemişler, söylerlerdi. Olma malı mülke mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif yeleser, savurur arman gibi. Nenem de şey, ya oğlum derdi, böyle bu derdi. Bugün senden de yanı başkasının derdi. Bir kıvılcım yeter derler ya. Evet. Yani. O tabii yanlış da yerleşmiş. Kötülenen mal değil. Makam da değil. Para da değil o zaman. Para da değil. Kötülenmemiş. Peki kötülenen nedir? Kötülenen nedir? Allah-u Teala'nın yasak ettiği fiildir. Haramlardır. Eğer mal kötü olmuş olsaydı, İbrahim Aleyhisselam'ın 500.000'dan fazla sığırı vardı. Öyle yazıyor kitaplar. Yaratılmışların ikinci sırasında bu zat. Birinci sırada Muhammed Aleyhisselam, ikinci sırada İbrahim Aleyhisselam. Halilullah'tır. Bildiğin zengin yani, iş adamı. Tabii. 500.000'dan fazla sığırı. Geç. Peygamberlerden Süleyman Aleyhisselam elini açtı, ya Rabbi dedi. Benden önce ve benden sonra hiç kimseye vermediğin bir saltanat bana ver. Allah Teala kabul etti, verdi. Öyle bir saltanat ki, öyle bir saltanat ki yeryüzündeki bütün mahlukatın hepsi kendisine itaat ediyor, hayvanların hepsi. Kimseye verilmemiş bir şey. Tabii. Cinler de emrinde. Yetmedi. Tabiat kuvvetleri de emrinde. Rüzgara bunu falan yere götürdüğü götürüyor. O da emrinde. Yani karada yaşayan hayvanlar, denizde yaşayanlar, havadakiler hepsi emrinde. Şunu getir dediği zaman getiriyor. Cinler de emrinde. Cinleri çalıştırdığı kitaplarda aynı şekilde yazılıyor. Böyle bir saltanat var. Ama Cenab-ı Hak ne güzel kul, ne şükredici kul diye Kur'an-ı Kerim'i metişene ediyor Süleyman Aleyhisselam'ı. Demek ki kötülenen mal değil, makam da değil, saltanat da değil. Bu hakimiyet de değil. Nerede kullandığım önemli onu. Kötülenen o. Kötülenen o. Geç hani zaman zaman mesela bahsediyoruz İmam Rabbani Hazretleri, Bahattin Buhari Hazretleri. Bu bir silsile, bunlara silsile-i aliye deniyor. Bu silsile içerisinde Ubeydullah Harar Hazretleri var. İşte İstanbul'un fethine imdat olarak yetişen zat Ubeydullah Harar Hazretleri. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han oğlu Veli Beyazıt'tan Ubeydullah Hazretleri'nin oğlu İstanbul'a geliyor falan. Soruyor diyor, babanız nasıl birisiydi? Böyle böyle böyle. Evet diyor, babam Fatih Sultan Muhammed Han anlattı diyor. Şekli, şemali, boyu, posu, göz rengi, konuşma şekli aynen diyor. Sizin söylediğiniz gibi diyor. Kitaplar yazıyor bunu. Bizden naklediyoruz aynı şekilde. Bu Ubeydullah Hazretleri'nin de mübalağa olarak anlatılıyor ama yani çokluğunu bildirmek için işte 3000 çiftliği vardı, her çiftliğinde de aynı şekilde 3000 çalışanı vardı falan diye böyle. Yani sınırları belli değil, tarlaların, bağlarının, hayvanlarının sayısı belli değil. Öyle. Çok zengin. Ama Ubeydullah Hazretleri buyurdu ki diye naklediyoruz. Buyurdu ki diyoruz. Zaten buyurdukları da öyle mal nasıl kazanılır filan değil. 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 Başka ahiret şeyler buyuruyor. Ahiret anlatıyor. Mal kötülenmemiş yani. Mal kötülenmemiş. Peki ne kötülenmiş? Bunların sevgisinin kalbe girmesi. Yani kalbi meşgul etmesi mi? Kalbi meşgul etmesi. Yani adam ben diyor işte genel müdür olmak için diyor her yol mubah diyor. Yani harama daldı bu. Onun mabudu makam oldu. O genel müdürlük oldu. Birisi aynı şekilde ben diyor çok zengin olayım, herkesten zengin olayım. Artık o zenginlik, o makam, o mal,
onun mabudu olduğu, taptığı şey olduğu. Halbuki Allah-u Teala'nın emrine yapıştı, sebepleri yapıştı. Genel müdür de oldu, efendim çok mal mülk de oldu, zengin de oldu, zekatını verdi, fakir fukarayı gözetti. O malmuna hiçbir zararı yok, faydası var. Ahirette şükreden zenginlerle beraber cennete girecek. Faydası var. Ve Allah-u Teala'nın dinine mesela hani ilim çok kıymetli, kıymetli, kıymetli ama mal ile desteklenirse bunu diyor. Mal ile desteklenirse. Sen kitap yazdın ama paran yok, bastıramıyorsun mesela. Mutlaka para olması lazım. Dolayısıyla para kötülenmemiş, mal da kötülenmemiş, mevki makam da kötülenmemiş. Kötülenen bu değil. Ama dünya kötüleniyor. O dünyadan maksat haramlar ve mekruhlardır buyuruyor. Allah-u Teala'nın yarattığı şeylerin sevgisinin kalbe girmesi kötülenmiştir. Çünkü kalpte sadece Allah-u Teala'nın sevgisi ve Allah-u Teala'nın sevdiklerinin sevgisi, Allah-u Teala'nın sevdiği şeylerin sevgisi olması lazım. Allah-u Teala'nın sevmediği şeyler yok orada. Yani mahlukatın sevgisinin orada yeri yok. Allah için olmalı. Ama biz işte hani müminler, eshab-ı kiram Allah için sevince kıymetli. Yoksa şahıs olarak seversen bir kıymeti yok. Bir kıymeti söz konusu değil. Onun için hadis-i şerifte dünya sevgisi bütün günahların başıdır buyuruyor. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri de kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan, bakın dünya demiyor, dünya sevgisi olan veya kalbinde dünya ile zerre kadar ilgisi bulunan yahut kalbine zerre kadar dünya düşüncesi gelen kimseye Allah-u Teala'yı tanımak nasip olmaz buyurmuştur. Allah-u Teala'yı tanımak nasip olmaz. Bizim şimdi bunları anlamamızda tabii zorlanıyoruz falan. Ya nasıl olur falan filan. İbrahim bin Ethem Hazretleri hacca gidiyor. Yayan. Giderken işte bir yerde abdest tazeleyecek. Bir kuyunun başına geliyor falan. İp bir şey yapıyor. Kovayı salıyor. Çekiyor, çekiyor. Bir bakıyor ki kova silme altın dolu. Silme altın dolu. Demiş benim demiş muradım altın değil. Salmış altını. Bir daha çekiyor, çekiyor. Gümüş dolu bir şey. Onu da bırakmış. Kuyuya. Sonra bir daha tekrar çekiyor. Çeşitli mücevherler falan. Yorulmuş mübarek tabii. İşte yorulmuş. Ondan sonra demiş ya Rabbi ben demiş su istiyorum. Bunlar değil diyor. Salıveriyor. Salıveriyor. Bu sefer de kuyudaki su ta yukarı kadar çıkmış. Çekmesine gerek yok. Oradan eliyle alıp kullanmış bu sefer de. Şimdi bu bizim tavımıza gidiyor. Bizim tavımıza gidiyor. Ha Allah-u Teala o kulunu o anda imtihan ediyor. O da bir imtihandır. O da onun şuurunda. O da onun şuurunda. Hadi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına geldi. Benim de hatırıma gelir ya. Bana öyle bir şey olmuş olsa. Ya hacca gidiyor zaten. Bir kova altın işte. Fakir fukaraya da veririz falan diye ona bir kılıf bulurduk. Değil mi? Tabii yani. Çıkarır kenara dökerdik de. Tekrar kuyuya salmazdık. Mutlaka bir kulp bulurduk. Mutlaka bir kulp bulurduk. Ama Allah adamlarının kalbinde o sevgi yok. Yani elinde altın yere düştü. Hiç farkı yok. Farkı yok nedir? Kalbinde farkı yok. Ona muhabbet yok. Bunlar vasıtadır. Allah-u Teala. Yani altına da o gözle bakıyorlar. Taş, çamur, toprak neyse bu da işte topraktan çıkan maden. Ama mesela din büyüklerinin anlattıkları bir şey var. İnsan o zaman dehşete de düşüyor. Yani deniyor ki mesela altın bir işe yaramaz diye. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyecekler. Ne diyor bunlar ya falan diye falan. Belki diyebilirler. Hakikaten insan hayatında doğru düz bir işe yaramaz. Yani demir mesela çok şeyimize yarıyor. Ev yapıyorsun aynı şekilde şeylere betonun içerisine demir koyuyorsun. Yani kamyonunu yapıyorsun, gemini yapıyorsun, uçağını yapıyorsun. Her şeyde demir var. Kapkacak yapıyorsun orada da kullanıyorsun. Kapkacak bile yapamıyorsun altın madeninden. Altından aynı şekilde tabağı. Alüminyumu bile birçok yerde kullanıyorsun. Alüminyum bile kullanıyorsun. Ama altını kullanamıyorsun. Yani altını kullanamıyorsun yani. Tutuyorsun tava yapsan erir. Betonun içine koyduğunu düşünsene. Yamulur. Bir şey olur. Bir, şey bir tek süs. Ama aslında Allah-u Teala insanlar arasında onu alışverişte yani ölçü olarak yaratmış. Allah-u Teala kıymet vermiş. Kıymet verdiği için de kasım kasım kasılıyor. Saraflarda böyle kendini öyle gösteriyor. Süsten başka bir işe yaradığı yok. Madendir netice itibariyle. Onların gözünde o dolayısıyla onun sevgisi yok kalplerinde. Kalpler Allah-u Teala'nın sevgisiyle yani kullanmış. Kuyudan bir kova altın çıkınca onlar heyecanlanmıyor. Yani. Yok. Yani bu ne ki falan diyor. Hatta bir hadise anlatılıyor mesela. Tebe-i tabiinden geçtiler. Tabiinin büyüklerinden bir zatı ziyarete geliyorlar. Bakmış o zat da dağdan odun sırtında getiriyor. Ondan sonra bakmış yani yolda karşılaşınca İşte odunu yere bırakmış. Ayakta konuşuyorlar. Ayakta konuşurken o tebe-i tabiinden olan gençler bir dikkat etmişler. O zatın bastığı yer altın oluyor.
Bizler gözden fal taşık başmışlar. Böyle şey yapınca bakmış, onlar çok meşgul oluyor. O zat duymuş ki, bizi yıllardır öyle imtihan ediyorlar ama dönüp bakmıyoruz. Ya şu altın olanı al da yani odun yok. Yine dağa gidiyor, odunu kesiyor. Bastığı yerde altına dönüştürüyor Cenab-ı Hak. Ama dönüp bakmayı imtihan ediyor. Peki niçin bakmıyor? Onlar esas sevgiliyi bulmuş da onun için. Esas sevgiliyi bulmuş. Sevilecek, sevilecek varlığı iyi tanımışlar, iyi anlamışlar. Peki öbürleri nedir? Öbürleri o sevilen zatın, yani Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukat. Yani esas sevilecek zat dururken niçin ona aynı şekilde bel bağlayacaksın veya niye ona ittifat edeceksin? Hakikaten iyi düşündüğün zaman diyorsun ki boş bir şey. Mesela bir hadis-i şerif zikrediyor da kitaplarda, bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helallerse Allah-u Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir. Kötülenen dünya muhabbetidir. Haramlar ve mekruhlardır. Yoksa malın kendisi değil. Malın kendisi değil. Hatta Muhammed Parisi Hazretleri, insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı kalbin kararması, hasta olması. Yani dünya sevgisinin kalbe yerleşmesidir. Bu sevgi kötü arkadaşlardan, lüzumsuz şeyler okumaktan, seyretmekten asıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmalıdır buyuruyor. Mesela bir kimsenin malı, mülkü falan yoktur ama kalbinde dünya sevgisi fazladır. Ya benim malım yok. Malın yok arkadaşlar, kalbine dünya sevgisi yok gibi getirmiş oturmuş. Çıkmıyor. Dünyayı seviyorsun. Dünyayı seviyorsun. Yani ama birisinin de aynı şekilde malı mülkü var ama bir şey söz konusu değil. İşte vaktimiz oldu ama Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri anlatıyor onu. Hacca gitmiş Bahattin Buhari Hazretleri. Başta bakmış Kabe'ye muazzamada bir yaşlı bir ihtiyar sakallı böyle Kabe'nin örtülerine tutmuş. Ya Rabbi diye bağırıyor böyle falan. Yani zahiren bakan ne aşk, ne sevgi, ne muhabbet falan. İşte Allah-u Teala evliyasına vermiş onu. Şu şeffaf kabın içindeki görüldüğü gibi kalpteki düşünceyi görüyorlar onu. Dua ediyor, kalbine bir bakıyor. Adam diyor ki hani ne çok yalvarıyor, ağlıyor, sızlasın diye yapıyor adam. Tribünlere oynuyor yani. Tribünlere oynuyor. Şov yapıyor yani adam. Şov yapıyor. Oradan Mina'ya geçiyorlar. Hacca gidenlere bilirler Mina'yı. Şimdi yok onlar da. O zamanlar böyle ticaretçi falan şeylerde pazar yeri gibi kuruluyor. Orada da bir genç kumaş satıyor. Saatte 50 bin altınlık alışveriş yapıyor. Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri şöyle bakıyor, diyor ki bu da dünyaya batmış herhalde diyor. Dua ediyor, ya Rabbi diyorum kalbindeki düşünce, bir bakıyor ki genç ölçerken kumaşları, aman diyor bana hakkı geçmesin, fazla fazla ölçüyor. Parayı şey yapıyor falan. Fesübhanallah diyor. Oradaki ya Rabbi diyor şeytanın yolunda. Bu zahiren şeytanın aynı şekilde yani tamamen oyuncağı olacak kimse de Allah adamı. O mu Allah adamı, bu mu Allah adamı? Bunun yaptığı daha büyük cihattı. Bunun yaptığı daha büyük cihat. Evet. Her an nefsiyle aynı şekilde cihat ediyor buyuruyor. Dolayısıyla dinimiz malı da, mevkii de, makamı da, parayı da kötülememiş. Bunları haram yollardan kazanmayı ve bunların sevgisinin kalbe girmesini kötülemiştir. Yoksa hatta bakın şeyde Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Sure-i Nur'un 37. ayet-i kerimesinde bunların ticaretleri, alışverişleri Allah-u Teala hatırlamalarına hiç mani olmaz. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri din büyüklerinden bazısı dünyayı seviyor, seviyor, istiyorlar sanılır. Halbuki içlerinde hiç dünya sevgisi ve arzusu yoktur. İşte ayet-i kerimeyi naklediyor. Bunların ticaretleri, alışverişleri Allah adına hatırlamalarına hiç mani olmaz. Mani olmaz. Kötülenen o. Kötülenen dünya sevgisi. Sevilecek bir tane. Bir kalpte iki sevgi olmaz. Ya Allah-u Teala'dır veyahut da Allah-u Teala'nın yarattıklarıdır. Onun için de tasavvuf büyükleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi olsun. Ondan sonra Mevlana Hazreti Bağdadi Hazretleri, Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri gibi. Yani diğer hatırımıza gelen Evliya-i Kiram'ın hepsi tek bir şeye odaklanmışlar. İnsanın kalbinden, nefsinin, ondan sonra ve dünyanın, mahlukatın sevgisini çıkarmak için uğraşmışlar. Bütün dertleri buymuş. Evet. Orayı o tipistiklerden boşaltıp Allah-u Teala'nın sevgisini aynen koymak. Öyle. Hatta bizim anlayacağımız şekilde bir misal de vermişler. Orası misafir odası, odasıdır, has odadır. Oraya dünya sevgisini çer çöp diye nitelendirmişler. Orada çer çöpün işi yok. Evet. Oradan temizliyorlar orasını. Ondan sonra, sen Allah diyorsun malın çok. İmam-ı Azam Efendi Hazretleri çok zengindi. İthalat ve ihracat tüccarıydı. Böyle İslam alimlerinde çok. Ama buyurdu ki diyoruz, hürmetle aynı şekilde anıyoruz. Sözlerini aynı şekilde böyle pür dikkat okuyarak hayatımıza geçirmeye çalışıyoruz. Hiç onlar nefislerine tabi olsa,
Yani Allah-u Teala'nın dışında Allah-u Teala yarattıklarına muhabbet etmiş olsa onların sözleri insana tesir eder mi? Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Evet. Demek ki kötü olan mal, mevki, makam değil, onlara olan sevgidir. Tabii o sevgi insanı harama, isyana, inkara götürüyor. O tehlikelidir efendim. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hak Teala bir cemaate rahmet edince kötü olan birini affetmemekten haya eder. Canı gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar. Canı gönülden seversen yalvar kul Allah'a yalvar. Maksud ermek istersen yalvar kul Tamil Mihal, Saadet-i Ebediye. İkinci cilt, 31. mektup. Dünya, zıll-i zâildir. Ona güvenen nadimdir. O seninle kalsa da, sen onunla kalmazsın. Dünyadan çıkmadan önce, kalbinden dünya sevgisini çıkar. Dünya lezzetlerine aldanmayan, cennet nimetlerine kavuşur. İki âlemde aziz ve muhterem olur. Dünya haraptır. Şerbetleri seraptır. Nimetleri zehirli, safaları kederlidir. Bedenleri yıpratır, emelleri arttırır. Kendini kovalayandan kaçar, kaçanı kovalar. Dünya bala, İçine düşenler de sineğe benzer. Nimetleri geçici, halleri değişicidir. Dünyaya ve buna düşkün olanlara inanılmaz. Çünkü bunlarda vefa ve safa bulunmaz. Fani olanın sevgisini kalbinden çıkar ki, baki olanı alasın. Kendini bilen kişinin, bu dünyaya düşkün olmasına şaşılır. Şakiler, dünyaya sarılır. Saitler, baki olana sarılır. Bedeninle dünyada ol, kalbinle ahireti bul. Nefsin arzularını terk eden, pâk olur. Afetlerden selamet bulur. Allahü Teâlâ'nın razı olmadığını terk edene, Allahü Teâlâ, ondan iyisini ihsan eder. Dünyayı anlayan, onun sıkıntılarından üzülmez. Dünyayı anlayan, ondan sakınır. Ondan sakınan, nefsini tanır. Nefsini tanıyan, Rabbini bulur. Mevlasına hizmet edene, dünya hizmetçi olur. Dünya, insanın gölgesine benzer.
Kovalarsan kaçar, kaçarsan seni kovalar. Dünya aşıklarına mihnet yeridir. Lezzetlerine aldanmayanlara nimet yeridir. İbadet edenlere kazanç yeridir. İbret alanlara hikmet yeridir. Onu tanıyanlara selamet yeridir. Ana rahmine nispetle cennet gibidir. Ahirete nispetle çöplük gibidir. Abdülehad Nuri Hazretleri. Bir gün Abdülehad Hazretlerinin sohbetinde en sadık talebelerinden Musa Efendi diye biri de vardır. Abdülehad Hazretleri sohbetin bir yerinde konuştuğu konuyla hiç alakası olmayan bir şekilde Musa Efendi'ye dönerek şöyle emreder: "Ey Musa Efendi, Mısır'dan dönüşte kalyona binmeyip muhakkak ki fırkateyne bininiz." Ne sohbette bulunanlar ne de Musa Efendi bundan hiçbir şey anlayamaz. Abdülehad Nuri Hazretlerinin vefatından birkaç yıl sonra Mısır'a bir iş için giden Musa Efendi, dönüş yolunda deniz yoluyla gelecekken hocasının sözleri gelir hatırına. Ve kalyona binmemek için çok direnirse de takdiri ilahi neticesi bu vasıtaya binerek yola çıkmak zorunda kalır. Asude bir denize geçen bir günlük yolculuk sonunda kara bulutlar toplanmaya başlar. Birazdan kuvvetli rüzgarlar denizi hırçınlaştırmaya yeter. Ve bir fırtına kopar ki herkes feryat figan içinde kalır. Denize indirilen kayıklar alabora olmuştur. Gemi beşik gibi sallanmakta ve çok su almaktadır. Ümitlerin tükendiği bir anda Musa Efendi ve gönül gözleri açık olan birkaç kişi büyük veliyi su üzerinde görürler. Abdülehad Nuri Hazretleri, "Ey Musa, korkma, kurtulacaksınız." müjdesini verirler. Ve iki gün iki gece süren ve bir kalyonun dayanması imkansız fırtına sonrası sağ salim Trablus'a varırlar. İşte bu büyük keramet, Abdülehad Nuri Hazretlerinin ileride olacak bir şeyi Allahu Teala'nın izni ve bildirmesiyle haber vermesi ve vefatından sonraki yardımlarını da gösteren bir delil olur. Yüzbinleri irşad eden, saadet yolunu gösteren büyük veli bir gün rahatsızlanır. Kendisini ziyarete gelen ve teselli edip ilaç tavsiyesinde bulunan sevdiklerine şunları söyler Abdülehad Nuri Hazretleri: "Biz bir yere davet olunduk ki orada bizi bekleyenler vardır. Biz Rabbimizin huzurunu tercih ettik." diyerek vefatlarına işaret buyurur ve hastalıklarının 7. gününde hayal olan dünya hayatından kurtulup hakikat alemine göçer Abdülehad Nuri Hazretleri. Yüzbinlerin ayrılık ateşiyle yandığı yıl olur 1650 ve Eyüp Nişanca'da hocası Abdülmecid Sivasi Hazretlerinin türbesinin karşısına defnedilir. Ömrü dini İslam'ı ve tek doğru itikat olan ehli sünneti yaymakla geçen, ardında nice eserler bırakan büyük Allah dostu Abdülehad Nuri Hazretleri buyurdu ki: "Kalpte Allah sevgisinden başka bir şeye yer vermemek lazımdır. İnsanda iki kalp yoktur ki birine Allah sevgisini, diğerine Allahu Teala'dan başka şeylerin sevgisini doldursun. Dini konuları yeteri kadar bilmeyen fakat alim sıfatını taşıyan cahiller ve ehli sünnet vel cemaat itikadıyla diğer dalalet ve bozuk itikatları birbirinden ayırmaya gücü yetmeyen, ihtilaflı meselelerin sadece bir tarafını bilip diğer tarafından haberi olmayan ve yanlış düşüncesinde direten, ilmiyle amel etmeyen münafık sıfatlı kimseler, ahireti talep edenleri bid'at ve sapıklığa düşürerek İslam dini dairesinden dışarı çıkarırlar. İmanlarından ederler. Onun için Allahu Teala'nın emirlerine uyan, yarattıklarına şefkat eden, sırf
Allahu Teala için doğru yolu gösteren ehli sünnet alimlerine, mürşidi kamillere, onlar bulunmazsa kitaplarına uyup eksik ve bozuk olanlardan çok sakınmalıdır. İslam ahlakı. Namaz nasıl kılınır? Hanefi mezhebinde ellerini kulağının hizasına kaldırmak sünnet. Ellerinin ayasını kıbleye yöneltmek sünnet. Er kişilerin baş parmağını kulağı yumuşağına değdirmek ve hatun kişilerin omuzu hizasına kaldırmak müstehap. Allahu Ekber demek farz. Tekbir aldıktan sonra el bağlamak sünnet. Sağ elini sol elinin üstüne koymak sünnet. Er kişinin ellerini göbeğinden aşağı koymak ve hatun kişi göğsüne koymak sünnet. Er kişi sol elin bileğini pekçe kavramak müstehap. Namazda imam olsun, muktedi olsun ve yalnız olsun, Sübhaneke okumak sünnet. Eğer imam veyahut yalnız olursa, Euzu okumak sünnet. Besmele okumak sünnet. Fatiha-i Şerife okumak vacip ve Fatiha'dan sonra 3 ayet yahut 3 ayet kadar uzun bir ayet okumak vacip. Sünnetlerin ve vitrin her rekatinde, yalnız kılarken farzların 2 rekatinde ayakta Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak farz. Rükûda belini eğmek farz. 3 kere Sübhanallah diyecek kadar eğlenmek vacip. 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim demek sünnet. 5 kere veya 7 kere demek müstehap. Rükûdan kıyama doğruldukta ve 2 secde arasında doğrulup oturdukta 1 kere Sübhanallah diyecek kadar eğlenmek İmam-ı Ebu Yusuf'a göre farz ve tarafeyn kavline göre vacip olup bazıları sünnet demişler ise de esah olan vaciptir. Secdede başını secdeye koymak farz. 3 kere Sübhanallah diyecek kadar eğlenmek vacip. 3 kere Sübhane Rabbiyal Ala demek sünnet. 5 kere veya 7 kere demek müstehap. İbn Abidin rahimehullahü teala diyor ki: Secde yaparken önce 2 diz, sonra 2 el, sonra burun ve sonra alın yere konur. Baş parmakları kulakları hizasında olur. Şafii'de eller omuz hizasına konur. Ayakların en az birer parmağını yere koymak farzdır. Yerin sertçe olup başın içine girmemesi lazımdır. Yere serili halı, hasır, buğday ve arpa böyledir. Yerde duran masa, kanepe, araba da yer demektir. Hayvan üzeri ve hayvan üstünde bulunan semer ve benzerleri yer sayılmaz. Salıncak ve ağaçlara, direklere bağlanarak havada gerilmiş duran bez, halı, hasır yer sayılmaz. Pirinç, darı, keten tohumu gibi kaygan şeyler üzerine secde sahih olmaz. Çuval içinde iseler sahih olur. Secde yeri dizlerini koyduğu yerden yarım zira yani 12 parmak eni 25 santimetre yüksek olunca namaz sahih olur ise de mekruhtur. Secdede dirsekler bedenden, karnı da uyluklardan açık tutulur. Ayak parmaklarının uçları kıbleye karşı tutulur. Rükûa eğilirken topuk kemiklerini birbirine yapıştırmak sünnet olduğu gibi secdede dahi bitişik tutulur. Kadın namaza dururken ellerini omuzlarına kadar kaldırır. Ellerini kol ağzından dışarı çıkarmaz. Sağ avucu sol üzerinde olarak göğüs üstüne kor. Rükûda az eğilir. Belini kafasıyla düz tutmaz. Rükûda ve secdede parmaklarını açmaz. Birbirlerine yapıştırır. Ellerini dizleri üzerine kor. Dizlerini büker. Dizlerini tutmaz. Secdede kollarını karnına yakın olarak yere serer. Karnını uyluklarına yapıştırır. Teşehhütte ayaklarını sağa çıkararak
yere oturur. El parmaklarının ucu dizlerine uzanır. Erkekler de dizi kavramaz. Parmakları birbirlerine yapışık olur. Kendi aralarında veya erkeklerin cemaati arasında imam ile kılmaları mekruhtur. Cuma ve bayram namazı kılması farz değildir. Kurban bayramında farz namazlardan sonra tekbir-i teşrik sessiz okur. Sabah namazını geç kılması müstehap değildir. Namazlarda yüksek sesle okumaz. Kadının ezan ve ikamet okuması mekruhtur. Kade-i ulada oturmak vacip, kade-i ahirede oturmak farz. Son kadede tahiyyat okumak vacip. Selam lafzı vacip ve selamda iki omuzuna bakmak sünnet. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Yeşil Bursa'mızdaki Mehmet Şevki Efendi dergahının, Şabaniye dergahının bir odasındayız. Tabii bu dergahlar, tekkeler olduğu gibi harap olmuştu. 1925'te tekkelerin, türbelerin kapatılması kanunuyla beraber buraların içindeki teberrükat eşyası muhtelif yerlere gitti. Bir kısmı vakıflar tarafından depolandı. Halen de depolarda olan teberrükat eşyaları vardır. Türbelerin, tekkelerin. Şimdi bu da yıkık vaziyetteydi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı büyük emek ve masraf ederek bu tip yerleri tekrar hayata geçirdi. Çeşitli hamamları, çeşitli tekkeleri, 15'e yakın tekke bugün sosyal hizmetlerde kullanılmaktadır. Birçok cami ve mescit, bunların da yerleri veya kendileri çıkan bir kanunla iki cami birbirine 500 metre mesafede olmayacak şeklinde bir şart getirilmiş ve o şarta göre de 500 metreden daha yakın olan ikiden birisi gitmiş. 450 metre mesafe varsa tamam demişler, bu yıkılacak veya satılacak yerdir. Bunlar da özel mülke dönüşmüş. Hayli zaman geçti, 1927'den itibaren zaman geçti ve bugüne gelince Türkiye tekrar bir toparlanma devresine girdi. Bu tarihi eserleri birer birer kazandılar. Şu anda 10'a yakın camiyi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, vakıflar ve Bursa Valiliği büyük gayret göstermek suretiyle tekrar hayata kazandırdılar. İşte bu da kazandırılan yerlerden birisi. Bu Mehmet Şevki Efendi, Halveti tarikatının Şabaniye kolundandı. Burası da Şabaniye dergahı olarak geçerdi. Yani Kastamonu'da metfun bulunan, orada 54 sene post nişinlik yapan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri ki bugün binlerce ziyaretçileri var. Her gün orası dolup taşıyor, ziyaret ediyorlar. Teberrüken dualar ediyorlar orada. İşte Bursa'da da bu Şabaniye kolunun müritlerinin toplandığı bir dergah idi. Bu dergahta şeyhlik yapmıştır. Kendisi de hattatlık üzerinde yetişmiştir. Hayat hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Kendisi Kastamonu'nun Seydiler köyünden. Şaban-ı Veli'di tabii, Taşköprü'dendi. Yani hemşeriler neredeyse. Ama o ne zaman yaşamış? 1500-1600'lerde. Mehmet Şevki Efendi ise 1800'lü yılların ortasından itibaren yaşamış. 3 yaşındayken babası onu İstanbul'a dayısının yanına gönderdi. Dayısı Ragıp Paşa Kütüphanesi Hafız-ı Kütübü olan Mehmet Hulusi Efendi'ydi. Bu Ragıp Paşa'nın kütüphanesi çok meşhurdu efendim.
Ve bütün vezirler arasında ah Ragıp Paşa'nın kütüphanesi var ya, o bir başka derlermiş. Bir gün Ragıp Paşa vezir arkadaşlarını evine yemeğe davet etmiş. Konakta işte böyle yemişler, içmişler falan. Demişler ki vezirler efendim, şu kütüphanenizi çok methediyorlar. Biz de çok merak ediyoruz. Bir görebilir miyiz? Olur, görün demiş. Gelmişler kütüphaneyi dolaşıyorlar. Vezirlerden birisi demiş ki, aman efendim demiş, şurada bir kitap gördüm. Yıllardır sahaflarda ben bu kitabı arıyordum. Bana lazım bu kitap. Bir geceliğine lütfeder misiniz? Deyince Ragıp Paşa gözünü böyle der, pışık yapacak şekilde der ki, yok veremem. Ben bu kütüphaneyi nasıl kurdum biliyor musun? Bir geceliğine aldığım kitaplarla kurdum demiş. Onun için kitap ya verirseniz bağışlayacaksınız, unutacaksınız, zimmetinizden çıkacak, ya da öyle emanet kitap vereyim de ondan sonra dönsün zor. Kütüphanelerde onun için hafız-ı kütüpler bulunurdu. Bu zat da Hulusi Efendi de bu kütüphanenin hafız-ı kütübüydü. Yani kütüphaneye gidiyorsunuz, kitabı alırken kimliğinizi söyleyip oraya yazdırıyorsunuz ve kitabı alıyorsunuz. Okudunuz, akşam eve gidecek, kitabı teslim ediyorsa hafız-ı kütübe ve de diyorsunuz ki, ben bu kitabın şu sayfasında kaldım. Yarın geldiğinizde sayfanızı unutabilirsiniz. O kitabı tekrar isterken veya bir hafta sonra geldiğinizde hafız-ı kütüb, sen şu sayfada kalmıştın diyor. Bu tabi hat sanatıyla uğraşmaya başlıyor. Bilhassa sülüs ve nesih yazılarda ve 12 yaşında hattatlıktan icazet alıyor Mehmet Şevki Efendi. Dayısı diyor ki, oğlum Hulusi Efendi, bak benden bu kadar sana hattatlık öğretmek. Sen benden çıktın artık. Git kimden, Mustafa İzzet Efendi'den mi, o zamanı Abdülhasan zamanındaki meşhur hattatı, kimden ders alırsan onlardan devam et yavrum diyor. Çünkü ben seni köreltirim. Sende kabiliyet var anlamına söylüyor. Şevki Efendi diyor ki, efendim ben sizden başkasına gidemem dayıcığım. Beni böyle kapıya koymayın. Ne varsa sizden almak istiyorum. Dayanamıyor adamcağız tabii. Ve hakikaten kendisine öğretiyor. Hafız Osman ve İsmail Zühdi Efendilerin yazıları üzerinde çalışıyor. Kendilerinden değil de yazılar üzerinde. Kendileri yok o zaman. Mustafa İzzet Efendi var o vakitler. İkinci Abdülhasan'ın hattatlarından idi ve kazaskeriydi bir ara. Efendim, böyle devam ediyor. Onların ruhaniyetlerinden de feyz alıyor. Kendisi der ki, yazıyı bana rüya aleminde öğrettiler. Ve elde ettiklerim bana hep Rabbimden geldi diye şükrederdi. Onun zamanında yaşamış olan, meşhur bir hattat olan Sami Efendi şöyle diyor Mehmet Şevki Efendi için. Hattatların içinde kendi halinde haluk, sanatında mahir olarak onu bilirim. Şevki Efendi fena yazmak istese dahi bu andan itibaren yazamaz diyor. İşte bu zatın posteşinlik yaptığı yer burası. Şimdi bu odada çeşitli yazılar var. Buradaki bir yazıyı sizlere göstermek istiyorum efendim. Burada yazılmış Mahmut Şahin Hoca'nın gözetiminde veya kendi elinden çıkmış olan yazılar. Şurada bir tablo var. Bu tablo yani iş yerlerine de asılabilir, okullara da asılabilir. Kendisi muhtaç, bir muhtacı himmet bir dede nerede kaldı gayriye himmet ede veya ide. Şimdi şurada bir yazı daha sizlere göstermek istiyorum şöyle. Bu da çok hoşuma gitti. Aşık isen cambaş üzre gel beri. Gel aşık isen. Münkir isen bak kapıdan git geri. Şimdi bütün sıkıntıların başında bu yok mu efendim? Her türlü insan ilişkilerinde bu var. Aşık isen, samimi isen gel kardeşim buraya. Yok sen başka şeyine aşık isen kapıdan bak veya hiç de bakmadan git geri. Bunlar hep buralarda yazılmış levhalardır.
Tabii Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin hayatını da sizlere anlatmak isterdim. Kendisi Kastamonu'ya giderken, Hayreddin-i Tokadi Hazretleri'nin oradan geçerken, Bolu'dan, birdenbire bir cezbeye tutuluyor, bir adım atamıyor. Allah Allah, ne oldu bana? Gidiyor Hayreddin-i Tokadi Hazretleri'ne. 7 seneden fazla hizmet ediyor. Olgunlaşıyor, ondan sonra da Kastamonu'ya geliyor. Bugün Yeşilırmak Vadisi'ndeki bütün şehirlerde Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin yetiştirdiği talebelerin türbelerini görürsünüz. Kastamonu'da aynı şekilde kendi türbesinin yanında yüzlerce kabirlerde Anadolu'nun çeşitli yerlerinden yetişmiş Şabaniye dervişlerinin, şeyhlerinin hallerini, yerlerini görürsünüz. Mehmet Şevki Efendi, Harbiye Nezareti mektubi kaleminde görev verildi. Ama hattatlığı biliniyor. Yani orada ondan mesaiden ziyade böyle hat yazıları üzerindeki eserler üretmesi isteniyor. Çok uzun süre burada kaldı. Harbiye Nezareti'nde, yani Milli Savunma Bakanlığı'nda. Ve Menşe-i Küttab-ı Askeri Mektebi'nde öğretmenlik yaptı. Hangi mektep bu? Harbiye'nin. Harbiye'de subaylara böyle çeşitli hat sanatları da öğretilirdi. Matematik öğretildiği gibi. Ve 2. Abdülhamit Han zamanında Abdülhamit Han'ın şehzadelerine hat dersleri veren kimsedir Mehmet Şevki Efendi benim. Şeyhler Vadisi'nde öyle ifade ediyorlar ya efendim. Hafız Osman, yani hattat şeyhi. Şeyh bir manada ustası demek. Pehlivanlar tekkesinin de şeyhi vardı efendim. Şeyh deyince hemen posta oturmuş, efendim müridanını etrafına toplamış. Onlar da toplardı müridanını, pehlivanları. Ama pehlivanlara insanca pehlivanlık öğretirdi. Hattatlar da insanca, ihlasla hat yazmayı öğretirlerdi efendim. Evet, Şeyhler Vadisi'nde Hafız Osman, İsmail Zühti ve Rakım Efendi'den sonra gelirdi Mehmet Şevki Efendi. Yani sıralaması da güzeldi. Sülüs ve Nesih yazılarına en güzel nispetlerde son şeklini verirdi. Bütün İslam dünyasında benimsenen kendi üslubunu ortaya koydu. Mehmet Şevki Efendi üslubunu da ortaya koydu. Harflerdeki açıklık, okuma kolaylığı, tam benim gibi okumayı iyi bilmeyenlere göre demek ki yazarmış rahmetli. Allah rahmet eylesin. Yetiştirdiği talebeleri kimlerdi? Onları da söyleyeyim burada. Notlarından söylüyorum mecburen. Filibeli Arif Efendi 1909'da vefat etti. Fehmi Efendi 1915'te vefat etti. Rifat Efendi 1949'da vefat etti. Pazarcıklı Mehmet Hulusi ve Ziyaettin Efendiler de onun yetiştirdiği kıymetli hattatlardandır. Estağfirullah ve minküm sabikun bil hayrati bi iznillah ayeti kerimesi içinde bulunan levha bugün Aksaray Valide Camii'nde asılıdır. Bu da kalem güzeli diye ifade edilen Mehmet Şevki Efendi'nin eserlerinden birisidir. Mehmet Şevki Efendi 1887'de vefat etti. Ve Merkez Efendi kabristanında kabri vardır. Hattat kardeşlerimiz inşallah kabrini ziyaret ederek ondan şefaat ve feyz talep edebilirler. Efendim, hattatlar deryasından ben de hat ustası olmadığım halde hem sizlere bir şeyle anlatmaya çalıştım. Buradaki yazılanların hepsi Bursa'da insan elinden çıkmıştır. Ve buna sebep olanlar da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere belediye başkanlığının bütün ilgilerine ben teşekkür ediyorum. Onlar böyle bir okulun yeniden yeryüzüne çıkmasını sağlamış. Sanki yerin altındaydı bu işler, yerin üstüne çıktı. Hattatlarımızı arayan soranlar yoktu. Şu anda bunlar maşallah Bursa'daki bütün camileri Cihar Yâr-ı Güzin levhalarıyla beraber Allahu Teala'nın ismi ve Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam ismiyle beraber hepsini yeni baştan matbu olanlarını, matbu olmayanlara dokunmuyorlar. Hattat işi oldu mu ona yok.
Böylece Bursa camilerinde şöyle baktığınızda namaz kıldıktan sonra gördüğünüz levhalar, bilin ki %70'i şu anda ellerden çıkmadır, el yazmasıdır. Onun da merkezi burasıdır. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.